Nasıl bir ceza vereyim? Temizle! Bizim dostlar arasında bir kanun vardır. Kim ki kibar Jack'a karşı ihanet eder... Hatasını o... hayatıyla öder. Gör hesabını! Ver lifi! Al! Ben silahsız adama karşı silah çekmem. Niye be? Silahsız adamı gebertmek daha tehlikesiz değil mi? Korkaklar belki senin gibi düşünürler ama... bizim erkeklik kitabında yazmaz öyle şey. O da kabul. Sen bu kalleşi temizle de... ister erkekçi olsun, ister dişici olsun. Bir tüfek verin Charlie'ye! Bakalım hangisinin hayatı daha kısa? Hey, üçe kadar sayacağım. Üçte eli hızlı olanın ömrü uzar. Dikkat. Bir, iki. Demek böyle. Demek erkeklik kitabınızda bizi vurmak da yazıyordu ha. Ne yazık ki mezarcı size daha yakın. Hadi devam et bebek. Ölürken Allah'a söyleyecek lafım vardır belki. Bunu da temizleyeyim mi Joe? Ya. Bu köpeğin öyle bir kurşun da acı çekmeden ölmesine razı olamam. Beni tanımanı bekledim ama hiç ses çıkmadı. Dalgınlığıma ver Charlie. Hayatta o kadar çok sürttüm ki her gördüğümü hatırlayabilsem. Ya sürtmediğin zamanlar? Yani hapishanede. Hı, demek sen de. Aynı hapishanedeydik. Biz çıkarken sen girmiştin. Belki o yüzden hatırlayamıyordum. Olabilir. Şey... senin için içeride çok yatacak diyorlardı. Ya öyle mi? Sen ne zamandan beri buradasın? Kodes'ten çıkalı beri. Peki ne işin var bu eşyaların arasında? İşsiz aç bir ilaç sürünmekten iyidir. Benim işim para, ya sen? Benim de. Para, para, para! Şu meret icat edilmesiymiş, ne rahat edermişiz. Ne çalışmak olurdu, ne de cinayet. Sen bilirsin be Charlie, Tom'un çiftliğini basıp kır saçlı bir ihtiyarı öldürdünüz mü? Ha? Bilmiyorum, belki yapmıştır ama her hadisede başka ekip kullanır patron. Doğru mu konuştun, yoksa sır vermemek için attın mı? İnsanın herhangi bir yerde çalışması patronlarını sevmek demek mi bil? Yani, açık konuş. Açıkçası kibar Jack'tan da, adamlarından da en aşağı senin kadar nefret ediyorum. Hı. Ama girdik bir kere, bulaştık. Anlıyorum. Buyurun ağam, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Merhaba. Bana bir nargile. Sana. Bana da bir çay. Şimdi. Derinlere dalmış görünürsün ağam. Hem de nasıl Mürteza? Bunca yıllık omuzdaşım, can yoldaşımsın. Senden saklım gizlim yok. Bentler yolunda gördüğüm o servendam... gül goncasının yüzü bir dem hayalimden çıkmıyor. Yeter ki sen dile ağam. Altından girip üstünden çıkarım İstanbul'un evvelallah. Hangi Gülistan'ın gülü olduğunu öğrenirim. Affedin Alex. Rica ederim. Fakat iki gün misafirim olursanız altın getirecek bir grup var, o zaman yanınıza asker verebilirim. Emir var. Bir an önce Plevni'ye gitmeliyiz. O halde üssünüzü söyleyin. İslimiye ileri üssü. İslimiye mi? Çavuş, ben Alex. Şunlu yakınımdaki askeri birliğine bir saldırı sonucu sığındık. Tabii tabii, kumandanın kızıyla. Muhafız alamıyorum. Zira altın muhafazası yapılmakta.
reis, halkın buradaymış. Asker de azmış, hemen yardım istiyor. Yeah! Yaşasın arkadaşlar, altına hücum başlıyor. Hadi bakalım askerim Türkopol, cevapla şu telefonu. De ki, acele etsinler. Haberi aldılar. Hemen yola çıkıyorlarmış. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biraz istirahat etmem mümkün mü acaba? Tabii Alex birader. Roman kızı sizinle görüşmek istiyor. Pekala, misafirimizin istirahatini temin edin. Emredersiniz. Nefesin kesildi mi reis bozuntusu? Adın ne senin? Duyarsan dudakların uçuklar. Hadi uzatma, kalk bakalım. Hadi, haydi. Bahadırsın sen. Hiç değişmemişsin. Hala Tuna boylarındaki aynı aslan be. Yoksa sen misin taş kafa? Ne sandın? Neler sonra? Ya, nerede senin madalyon? Şu pis zenci kopardı zincirini. Hey gibi günlere ya. Eskiden de böyleydin sen. Dövüleni, ezileni korurdun. Az mı kapışmıştık seninle? Ya alt kankaların canı çıkardı. Nasılsın şomşukeri? Boyalı bebeğim ben. Anlaşmış bunlar, ben yokum bu işte. Al bakalım. Kendis fener ne bak be. Yeter. Bırak katır inadını da Deli Murad'ın yerini söyle. Erlin, arkadaşa sadık kalmanın adını katır inadı mı koydunuz inekler? Konuşmazsan dilini koparmasını da bilirim. Koparmazsan hatırım kalır ulan! Ver şunu bana, çekil oradan! Reis! Arkadaşlar çok üzüldüler. Sen somurtunca hepimizin morali bozuluyor. Bundan sonra kendinize bir başka baş bulun. Ben çalışacak durumda değilim. Yapma be reis! Sen olmasan orkestra dağılır ya! Basıp gideceğim bu İstanbul'dan. Hey! Dönün geriye! Kumandanız vuruldu! Ne yapıyorsun? Vurulacaksın! Görmüyor musun? Kolağısını bıraktılar, kaçıyorlar. Ben dönün geri! Vurmayacağım! Kaçarsanız vururum! Atın silahlarınızı! Ah Bekir ağa, üstüme varma dedim sana! Dedin ama vazifem! Ben zaten ölmüş adamım, ölmüş adamın üstüne varılır mı Bekir ağa? Kader, kendimi düşünmüyorum fakat çocuklarım perişan olacak! Meslek seçmişsin oğlum. Kadınlar arasında o kadar süksen olduğuna göre makineyi duvara as, başka yollarda ara kısmetini. İşlerin kesatlığı yetmiyormuş gibi bir de böyle dalgalar çıkıyor başıma. Kart karılara foto muhabirliği. Nankörlük etme. Turistler başımızın tacıdır biliyorsun. Hepsinin fotoğraf makinesi var. Kendi fotoğraflarını kendileri çekerse biz ne yapacağız? Demin söylediğim gibi ben yanlış meslek seçmişim. Gene gazete fotoğrafçılığı hevesin depreşti galiba. O işi yapanların benden ne farkı var? Göreceksin, er geç gazetelerden birine kapılanacağım ben de. En hızlı foto muhabirlerinden biri olacağım. Bütün iş bir fırsatını düşürmeye bakar. He? Nasıl olacak yani? Elimde şöyle bomba gibi 2-3 post fotoğrafla hangi gazeteye gitsem kapısı ardına kadar açılır. O bomba gibi fotoğraflar çikolata paketlerinden mi çıkacak? Fırsatları tesadüf yaratmazsa kendin yaratacaksın. Bir binanın 7. katından kendine atmaya hazırlanan birinin, öksüz kedi yavrusunu emziren bir köpeğin resimleri gibi. Peki, ne yapalım?
Ali Bey biraderimiz esaslı poz düşürecek diye Galata Kulesi'nin tepesine çıkıp kendimi aşağı mı koyuvereyim? Onlar sözün gelişiydi. Gazete okuyucularını ilgilendiren başka şeyler de var. Mesela bazı gazetelerin kavga dövüş hikayeleriyle dolu olduğunu bilmiyorsun galiba. Haberin yanında olayı sıcağı sıcağına veren resimler de olursa bunu geri çevirecek gazeteci düşünemiyorum. İşi gücü bırakıp nerede istimüstü kavga var diye taban mı tepeceğiz yani? Ben de seni keskin zekalı takımından sanırdım. Kavgayı arayacak değiliz. Başrole senin çıkacağın bir kavga filmi çevireceğiz. Tamam mı? Tamam. Hadi hop! Artık benim görevim tamam, bitti. Sizlere elveda demekten başka yapacak şeyim kalmadı. Ne olur, bizi yalnız bırakma Ali Bey kardeşim. Başımızda erkek kalmadı. Yanımızda kalmayı kabul edersen seni Hasan'ımın yerine koyarım. Malımızı mülkümüzü sen idare edersin. Ben aklım olmayan şeylere sahip olmak istemem. Ama bizi sahipsiz bırakmaya hakkın yok, değil mi? Ben Hasan değilim, biliyorsun. Ben Ali'yi seviyorum. Bak, peşin söyleyeyim, ben serserinin biriyim. Ama benim serserimsin. Artık merak edecek hiçbir şey kalmadı. O bir yere gidemez bundan sonra. Hadi gelin benimle. Önce anneme gitmem lazım. Zavallı kadın beni öldü biliyor. Gidersin, acelesi yok. Önce buradaki işlerini bitir. Yeter Dudu ana. Ölenle ölünmezmiş. Benim de içim götürmez ama yüreğime taş bastım. Doğrusun ya, benimki ayrı işte. Hep gözümün önünde. Haylazlığı, yaramazlığı. Anam beni çok severmiş meğer, yemeğe yetiştik. Sen Ali! Yok! Yok, olmaz böyle bir şey. Allah'ım affet beni! Ne kötülük ettik sana, bismillahirrahmanirrahim. İsmet Aslı! Aslı çimdikle kız! Aslı çimdikle kız beni! Tövbe! Tövbe tövbe! Hala önümde! Bu sefer olanlar bana oldu! Bu kuş Ethem Hoca Eşar! Yoksa bir yerim ben ölecek! Lüzum yok Aslı! Hocalık iş değil ana, benim ben, öz be öz oğlun Ali! Peki sen Ali'sen o? O benim tanıdığım en saf, en temiz insandı. Ona kıyanlar cezalarını buldu. Kız tut beni, fena ağlıyorum. Dur ana, dur, sana iyi gelir, okunmuş menba suyundan vereyim. İçsene. Domuzun enni, gene mi oyun? Nerede benim kafam? Ana eşoğlu eşek!